Arkadaşlar merhaba. Bugün size Rutifir'den aldığım parfümleri tanıtacağım. Hangisi ne kadar kalıcıdır? Hangisini ne kadar aldım? Rutifir'ler hakikaten ucuz mu? Size hepsini anlatacağım. Şimdi şöyle başlayayım. Böyle Bulgari var. Bu benim çok kullandığım parfüm. Çok hafiftir. İlk bahar kokularındandır diyebilirim. İlkbahar aylarında, yaz aylarında bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok iyi. Bunun fiyatı Lutfi'de ne kadardı? 30 dolara almıştım. Bunu Türkiye'de bu fiyat alamazsınız. Lutfi'ler ucuz çünkü. Tabii şu an bilmiyorum çok ucuz mu değil mi ama bunu orada almıştım. Bunu gayet de sevdiğim parfümdür bu. Bulgari seviyorsanız eğer almanız gerekenlerden biridir bu. İyi söyleyebilirim size. Lacoste'a geçeyim. Bununla bu şey olarak benziyor. Yani parfüm esansı olarak benziyor. Fakat bunun bir tık daha tabii Lacoste'un beyaz olan, klasik olan biraz daha iyidir. Bu da ilkbahar yaz aylarında kullanabilirsiniz. Bunun siyahı var, kırmızısı var, beyazı var, sarısı var. Benim en çok sevdiğim Lacoste'un şu ikisi, kırmızı ile beyazı. Bunu tavsiye ederim. Bu da çok güzel parfümdür. Yaz aylarında özellikle gayet güzel gider. Çok ağır değildir. Baharat esansı pek yoktur bunda. Daha bu çiçek tarzı kokar. Yani baharat baskın değildir öyle söyleyeyim. Bunun da fiyatı 38-39 dolar civarıydı. Lacoste'un en güzel parfümlerinden biridir bana göre bunlar. Şu kırmızı kutu. Kırmızı kutu, bu biraz daha baharat baskındır bunda baharat kokusu. Bu da çok çok iyidir. Bunu ama ben sonbahar, kış aylarında daha çok kullanıyorum. Kışın daha iyi gidiyor. Bayağı bir kalıcı etkisi var bunun da. Yani beyazın da var ama bunun bir tık daha var sanki bana öyle geliyor. Lacoste'un bir de gri şişesi var. O da çok güzel. Onu da çok beğenirim. O da klasik. Lacoste'un gri şişesi. Fakat ben bu kırmızıyla beyazı kıyaslayacak olursam size şöyle söyleyeyim. Mesela hangisini alacağınızı diye size söyleyeyim. Eğer ki böyle hafif ben derseniz hani ben yaz aylarında kullanacağım işte çok hani her gün sıkmıyorum derseniz yaz aylarında. Yaz aylarında bu biraz daha iyi gidebilir. Ama hani derseniz ben her zaman sıkıyorum işte fark etmez biraz baharat da olsa olur hani kalıcı olsun istiyorsanız bu kırmızı kutuyu almanızı tavsiye ederim. Bunun da fiyatı 37-38 dolar civarıydı. Hugo Boss'um var şu küçük 40 ml'lik bu. Bu benim Hugo Boss'un her zaman tercih ettiğim parfümlerinden. Bu farklı yerlerine göre bir tık daha küçük. Çünkü Hugo Boss çok kullandım. Bunu her zaman sıkmadığım için şişesini küçük aldım. Hugo Boss'un tanımlı klasik parfümlerindendir bu da. Bunun da fiyatı 23-25 dolar civarıydı. Tam şey yapmıyorum şu an. Bu Armani'nin Giorgio Armani Extreme. Siyah. Bunu arkadaşlar bu biraz ağırdır. Giorgio Armani Extreme ağırdır. Çünkü bu biraz daha hani böyle nasıl derler hani bir toplantıya gidersiniz hani bir özel bir buluşma özel davet edersiniz o zaman kullanabilirsiniz. Bunu her zaman sıkacağınız her gün kullanacağınız parfüm değildir. Ben bunu zaten kullanmıştım. Kullanarak söylüyorum yani tecrübelere dayanarak söylüyorum. Bu her zaman kullanılacak parfüm değil. Güzel mi? Güzel. Armani Encot var biliyorsunuz klasik. Ona göre bence daha güzel. Ben pek Armani Encot'u sevmiyorum. O yüzden ona göre daha iyidir. Armani tabii mesela şundan bahsedeyim. Ha, bu arada bunun da fiyatı 30 dolar civarıydı. 32 dolar falan. Bunu biliyorsunuz zaten. Armani kullanan arkadaşlar bunu kesin biliyordur. Bu Gio. Acqua di Gio Armani'nin. Bu da 40 bu da 50 ml'lik pardon. Armani'nin en sevdiğim parfümlerinden biridir bu. Bu baharlık parfüm. Bu tam yaz aylarında kullanabileceğiniz bir parfüm. Gayet hafiftir ve kalıcıdır da. Yani şiddetle bunu tavsiye ederim. Eğer Armani kullanırım, Armani seviyorum işte ve veya hani hafif bir parfüm olmasını istiyorsanız bunu şiddetle öneririm arkadaşlar. Çok güzel bir parfümdür Armani'nin. Yani şuna göre daha iyidir bence, daha hafiftir.
Bunun da fiyatı 38-39 dolar civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle göstereyim. Bu Polo Black. Bu Polo Black arkadaşlar, Polo'nun çıkarttığı şimdiye kadar Polo'nun çıkarttığı bence en güzel parfümlerden biri. Mükemmel bir kalıcılığı var. Baharat kokusu birazcık vardır. Baharat tarzı. Ama çok güzel bir parfümdür. Yani Polo eğer kullanıyorum diyorsanız bu parfümü es geçmeyin arkadaşlar. Çok güzel bir parfümdür. Bunu da kullandım. Bu da çok güzel. Yani bunu kış ve sonbahar aylarında kullanın demişlerdi alırken ama bence bunu her zaman yaz, kış her zaman kullanabilirsiniz. Kalıcılığı yani en üst seviyede. Ve mesela bunu sıktığınız zaman hakikaten bir dikkat çeken bir parfüm. Bunu şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer denk gelirseniz bunu da alabilirsiniz. Türkiye'de olması gerekiyor buradan da. Bunu Lutfer'den almıştım. Bunun da fiyatı 34 dolar falan. 33. Yani hep 30'larda seyrediyor bunlar. Bu 34-35 dolar olabilir. Şu an. Ya kutu açılımlarının bazılarını size daha sonra yaparım ama şu an sadece tanıtıyorum parfümleri. Bu Pinot. Biliyorsunuz bu klasiktir. Pinot. Bunun hatta Cham Cazola gibidir şeyi. İçindeki şişesi. Bunu her zaman sıkmam. Bunu senede bir kere, 6 ayda bir falan sıkarım. O yüzden bunu pek çok güzeldir ama fazla çok öyle bunlar gibi kullanmıyorum. Şöyle şey yapayım. Bu Giorgio Armani Sensi. Bu erkek için değil. Bunlar bayan için. Bunu hediye olarak aldım ben. Giorgio Armani Sensi. Bu Giorgio Armani'nin en tanıdık bayan parfümlerinden biridir. Çok güzeldir bunda. Kokusu ferahtır. Eğer kız arkadaşınız yani annenize ya da herhangi bir tanıdık bayan arkadaşınız varsa onu almak isterseniz bunu tavsiye ederim. Mesela ben Tommy Girl baktım bulamadım. Tommy Girl'üm, Tommy Hilfiger'üm, Tommy Girl'üm bulamadım. O yüzden bunu aldım. Bu da çok dediğim gibi güzeldir. Bu şu Christian Dior'un Jador. Bu parfüm de çok güzel bir parfüm. Birazcık büyük yaşlara hitap ediyor. Hani büyük nasıl diyeyim hani bir babaanneniz, anneanneniz hani bir klasik parfüm vardır ya ama bu tabii mükemmel ötesi bir parfüm. Yani Christian Dior'un en tanıdık parfümlerinden biri. Yani bu tam mesela bir annenize, anneannenize, babaannenize ya da büyük bir tanıdığınız varsa alabileceğiniz parfümlerden biridir. Mükemmel bir kalıcılığı var. Zaten markası Christian Dior olduğu için pek onun hakkında yorum yapmak gerekmiyor. Bunu size söylemeyi unuttum. Şunun fiyatı 40 dolar gibi bir şeydi. 40 dolar, 42 dolar civarındaydı. Giorgio Armani Sensi. Şu Jador. Bunu kaç? 80 dolara falan, 75-80 dolara almıştım. Jador'u. Yani bayan parfüm olarak bu ikisini şiddetle öneririm. Çok iyilerdir. Eğer alacaksanız hediye olarak ya da bayan arkadaşları izliyorsa alabilirler. Şimdi şuradaki parfümlerden arkadaşlar ben size en favorilerimi söyleyecek olursam Bulgari'yi çıkarırım öne. Lacoste'un kırmızısını çıkarırım. Polo'yu çıkarırım. Armani'yi çıkarırım. Bu şekilde şu arka, geride kalan arkadaşlar çok güzeldir ama benim favorilerim. Kırmızı Lacoste, Armani Gio, Polo Black, Bulgari Klasik. Parfüm meraklı arkadaşlarımız varsa arkadaşlar bunları mutlaka alsınlar, denesinler. Ya da denemeyenler varsa denesinler daha doğrusu. Arkadaşlar soruyorlar bazen. Şimdi Duty Free'ler ucuz. Ama yerine göre, zamana göre, yani zamana göre değişiyor. Nasıl diyeyim? Şimdi Dubai'de mesela aldığınız parfüm, kıyafet, yani Duty Free'den bahsediyorum. Şimdi Ukrayna'da aldığınızda bir değil. Ya da mesela diyelim ki Dubai'deki Duty Free Amerika'ya göre daha pahalı. Amerika'da alırsanız daha ucuz. Yurt dışındaki arkadaşlara tavsiyem şu. Eğer ki Duty Free için gidiyorsanız, hani alışveriş için gidiyorsanız Ukrayna tarzı yerlere gidin. Çünkü o taraflarda Duty Free'lerde bu ürünler daha ucuz arkadaşlar. Parfümler özellikle. Ama tabii bazı kıyafetler daha pahalı olabiliyor. Her şey ucuz diye bir şey kaide yok. Hele ki şu anki dolar bazını alırsak göz önüne bayağı bir pahalıya geliyor. O yüzden özellikle alışveriş için yurt dışına gidiyorsanız
Bizim paraya göre daha, bizim paramızın daha değerli olduğu yerlere gidin ki o taraflarda alışverişinizi daha rahat, daha ekonomik olarak yaparsınız. Eğer parfüme de merakınız varsa dediğim gibi ya uçakta alabilirsiniz ya da Duty Free'lerden alabilirsiniz rahatlıkla. Belli bir bütçe ayırırsanız onlara. Ben bunlara toplam 700-600 dolar, 550-600 dolar civarında para verdim. Zaten bunları şu an Türkiye'de alma, yani mümkün değil almazsınız 550-600 doları toplam hepsini. O yüzden ben zaten bunları alıyorum. Bunlar bana bir sene rahatlıkla gidiyor. Bir sene sonra tekrar bir alışveriş yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer herhangi bir sorunuz varsa parfümler hakkında, havalimanlarda, duty free'ler hakkında size yardımcı olmaya çalışacağım. Daha çok videolarımız gelmesini istiyorsanız, daha zaten YouTube'da yeniyim. Size tanıtım yapıyorum. Videolar gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz, daha abone olabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.